son zamanlardaki maalesef hadiseler yoğunluğuyla gündemimiz işgal ediliyor. Şehit haberleri ve bir takım Ege'den gelen haberler her gün yüreğimizi yakmaya devam ediyor ne yazık ki. Şemdinli üst bölgesinde meydana gelen kazada, patlamada son olarak anlaşıldı ki 8 kardeşimiz, gencimiz şehit olmuş durumda. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Buna ilave olarak da Şırnak'ta da bir saldırı neticesinde 2 askerimiz şehadet şerbetini içtiler. Onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerim. Tabii her basın toplantımızda bu şehadet ve terör hadiselerini dile getirmek bizi hem üzüyor hem de ileriye matuf gelişmelerle ilgili olarak endişelerimizi artırıyor. İktidar sürekli terörün sonunun getirileceğini ifade ediyor. Sürekli olarak çetele tutuyor. Şu kadar terörist öldürdük, şu kadar şehit verdik. Bugüne kadar ısrarla söyledik. Çetele tutarak terörle mücadele edilmez. Onlar bizden 5 kişi öldürdü, biz de 35 kişi öldürdük. Terörün önlenmesi için daha köklü tedbirlere ihtiyaç var. Ve bunu artık iktidar da anladı ki, terörün kaynağı aslında esas itibariyle bizim bölgemiz değil, yurt dışı. Bunları Orta Doğu'da kendi menfaatlerini ileride gerçekleştirmek için besleyenler, silahlandıranlar ve politik olarak da destekleyenler var. Bunu bugünkü iktidar çok açık, net olarak gördü ve bunu da dillendirdi. Hatta şu ifadeyi kullandığını hepimiz biliyoruz. Ya bu ne biçim iş ki? Siz bir taraftan terörü desteklemediğinizi, teröre karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ondan sonra da tutup binlerce tır silah verdiğinizi ilan ediyorsunuz. Ben bugünkü iktidar kadar böyle bir mücadelede şaşkınlığa düşen başka bir iktidar hatırlamıyorum. Herkes hata yaptı. Yanlışlığa düştü. Ama hadiseler bu kadar açık ve belirginken hala bizim teröristin baş destekçilerini adeta bizim dostumuz gibi takdim etmeye, onlarla poz vermeye kalkanları bu millet ileride affetmez. Tabii bunun yanında bu terör hadiselerine paralel olarak dünyada bir de göç dalgası var. En son olarak umut yolculuğu diye tarif edilen bu yolculuğa çıkanlardan Ege'de batan bir bot, 2 kişi çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesine vesile oldu. Avrupa'da buna yaklaşırken bir çözüm arayacağına, bu göçler neden meydana geliyor, nasıl önleniriz, bunun için gerekli tedbiri alacağına, göç edenleri kendi sınırlarına gelmeden durdurmanın yolunu arıyorlar. Ya denizde, Akdeniz'de batıp sulara gömülmesine sadece acıdıklarını ifade ederek bir tepki gösteriyorlar. O da gösterirlerse bir kısmı da belki oh oldun diyor. Onların bu tavırları da hakikaten insanlık için yüz karası. Bunu da tekrar tekrar söylemeyi bir görev biliyoruz. Tabii Orta Doğu'da meydana gelen, bölgemizde meydana gelen en önemli hadiselerden bir tanesi İsrail'in geçenlerde yine Gazze'yi vurması. Alışkanlık haline getirdi. Artık İsrail sürekli olarak
her hafta ya Gazze'yi vuruyor ya Filistin'in Müslümanlar tarafından yaşanan esas belli bölgelerinde yoğunluğu olan bölgelerde bile bir hadise meydana getiriyor. İnsanları katletmek, Müslümanları katletmek, gözlerini korkutmak için adeta bahane arıyor. Bütün dünyada buna sadece seyirci kalıyor. Sadece. Zaten Amerika'nın, Avrupa'nın İsrail'e verdiği destek olmasa İsrail bu tavrını kesinlikle devam ettiremez. Hem siyasi olarak destek veriyor, hem de İsrail'i kullandıkları bu silahları kendilerine vererek destek veriyor. Ekonomik yönden her sene 10 milyar doların üzerinde Amerika İsrail'e yardım yapıyor. Hadiseler meydana geldiği zaman da ters çeviriyor sayfayı. Teröristi masum, masumları terörist ilan etmekten de çekinmiyor. Yine bu sırada İsrail, üstelik de bu sefer karadan bir suikast düzenleme kastıyla gitti. Gazze'de bir takım önemli kişileri katletmeye kalktı, birisini de katletti. Bu dünyanın başına bela oldu. Bu Avrupa'nın da başına bela olur, Amerika'nın da başına bela olur. Çünkü bu kadar pervasız teröre verilen destek sonunda kendi memleketlerinin içinde patlamalara vesile olur. Şimdi Amerika'da biz buna şahit oluyoruz. Kafası bozulan gidiyor Havra'yı basıp Yahudileri katlediyor ve ben bunu Trump için yaptım diyor üstelik. Onun için bizim teröre destek konusunda nasıl bir tavır takınacağımız önemli. Bizi en çok üzen, hadi diyelim ki Amerika'sı Avrupalısı, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirebilmek için ortaya bir proje koymuşlar. Büyük Orta Doğu projesi diye. Onu gerçekleştirmek için bu bölgede yaşayan insanları yani Müslümanları birbirleriyle kavga etmeye zorluyorlar. Çatışmaya zorluyorlar. Ama nasıl oluyor da bu bölgenin yöneticileri bu kadar derin bir gafletin içine düşüp İsrail'in ekmeğine, terörizmin ekmeğine yağ sürüyorlar. Artık ayan beyan ortaya çıktı ki bugün İsrail'le diplomatik münasebeti olmayan bir takım İslam ülkesi bile İsrail'le yeniden irtibat kuruyor. Daha doğrusu irtibat kurma noktasına gelmişler. El altından irtibat kurmuşlar. Ne için? Aman benimle beraber ol, benim karşıtım olanları vur diye. Cenab-ı Hak da gelir sizin başınıza en büyük belayı musallat eder eğer siz böyle davranırsanız. Nitekim oluyor. Şunu herkes bilmeli. İslam ülkeleri arasında Orta Doğu'da Amerika'nın dostu olabilecek tek bir ülke yok. Ama Amerika her ülkeyi bir mavi boncukla sanki onlara destek verecekmiş gibi belli bir mesafede tutmayı beceriyor. Ama biz arka planını birlikte yaşıyoruz. Bundan dolayı en büyük mesuliyet bu bölgedeki ülkelerin yöneticilerine düşüyor, ülkelere düşüyor. Ve bunların içinde hepsinden daha önemlisi ise Türkiye. Bundan biraz sonra geleceğim. Bir asır önce bu toprakların hepsi Osmanlı toprağıydı. Birbirinden ayrı değillerdi. Osmanlı parçalandı. Ortaya Osmanlı'nın ilk güllerini yani satvetli zamanını alsanız 60-70 tane ülke çıktı. Ama en azından son dönemlerde 25-30 yeni ülke ortaya çıktı. Bu ülkeler niye çıktılar? Zayıf olsunlar, hep dışarıya muhtaç olsunlar, birbirleriyle kavga edebilsinler. Sonunda da Büyük Orta Doğu projesi
büyük İsrail projesi gerçekleşmiş olsun diye. Bunu bilmeyen kalmadı ki. Ama ben tekrar ediyorum, en büyük mesuliyet Türkiye'nin boynundadır, omuzlarındadır. Ve Türkiye şu anda oyun kurucu gibi gözükmesine rağmen bir oyuna alet edilmektedir. Bu bölgenin tamamını kucaklamak mecburiyetindedir Türkiye. Hem de şimdi İslam Ülkeleri Örgütü'nün, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'deyken, D8'lerin dönem başkanlığı Türkiye'deyken, Türkiye bu görevi yerine bir hakkın getirmeli. Biz Avrupa'da bilmem Birinci Cihan Harbi'nin bitişi münasebetiyle yapılan toplantıya gidiyoruz. Ne işimiz var ya? Biz parçalanmışız. Biz yok edilmişiz. Adamlar o günü bayram ilan etmişler. Ve biz gidip onlarla beraber gülüp oynuyoruz sadece. Allah izan versin, akıl versin. Tabii son yapılan saldırılarda Gazze el-Aksa'da televizyonu da maalesef binası bütünüyle tahrip edilmiş aynı zamanda. İsrail noktasal vuruyor. Vurduğu zaman hastaneyi vuruyor. Can alıcı noktaları. Vurunca televizyon kanalını vuruyor. Vurduğu zaman okulu vuruyor. Bir konvoyu vuruyor. Pazar yerini vuruyor. İsrail'de acıma duygusu diye bir şey yok yöneticilerinde. En vahşi duyguları besliyorlar. Kendilerine İkinci Cihan Harbi'nde yapılan zulmü karşılığını orada hiçbir rolü olmayan Müslümanlardan almaya kalkıyorlar. Öbürleri de buna destek veriyor, o zulmü yapanlar. Allah yardımımız olsun. Bundan dolayıdır ki biz İsrail'in bu vahşi tavrını şiddetle kınıyoruz. Kınamaya devam edeceğiz. Ama biz hükümetlerden artık kınama beklemiyoruz. Allah rızası için bir de icraata girin. Adım atın. Siyasi bir tavır koyun. Kesin münasebetinizi. Ticari, sınai bir tavır koyun. Kesin münasebetinizi. Boğulur İsrail burada. Haksız olarak kurulan bir ülke bugün zulmü zirveye taşıdı. Ama her zaman masum rolü oynuyor. Biz bütün bu meseleler ortadayken neyle uğraşıyoruz? Suni gündemlerle. Bir taraftan andımız tartışması çıkarıldı. Arkasından ezan Türkçe mi okunsun, Türkçe okunsun mu okunmasın mı? Hemen okunmaya geçsin. Onun arkasından Gazi Mustafa Kemal üzerinden onu sevenler sevmeyenler tartışması. Bunlar bizim hangi problemlerimizi çözecek? Bunlar suni olarak oluşturulan, bizi hayattan koparan, birbirimizle çekişmemize vesile olan konular. Yani köküne inerek söylüyorum. Ben şahsen ezanın Türkçe okunması, ezanın Arapça okunması. Ya ezan bütün Müslümanların ortak paydası için bundan 70 sene önce yaklaşık olarak söylüyorum. 1950'nin hemen arkasından Arapça okunmasına karar verilmiş. Şimdi bunun ille de Türkçe okunması veya bugünkü haliyle okunması arasında kime ne zarar var, ne fayda var? Andımız içinde bir takım değerlerimize bağlı olduğumuzu çocuklarımıza her gün söyletmemiz yerine göre bunu eğer benimseyemeyen kesimler olmuş da şu anda bu ortadan kalkmışsa bundan dolayı bunu ortaya getirip gündeme getirip husumetlerimizi artıracağımıza başka bir meseleyle bugün içinde yaşadığımız problemlerin çözümüyle uğraşsak daha doğru olur mu? Olmaz mı? Şahıs bazına indirerek de bu konuları
zirveye çıkarmak, birbirimize sanki hasımmış, düşmanmış gibi bir ortamın doğmasına vesile olmak kimseye yaramaz. Ben bunu her iki kesim içinde, lehte olanlar, aleyhte olanlar için de söylüyorum. Etmeyin, tutmayın. Biz bu ülkede farklı kanaat ve düşüncelere sahip insanlar olarak yaşamaya mecburuz. Bir solcu sol fikirlerle ülkenin ekonomik problemlerinin çözüleceğine inanabilir. Öbürü de kapitalist bir anlayışla çözüleceğine inanabilir. Biz de diyoruz ki ikisi de değil, biz de milli bir anlayışla bu meselelere yaklaşalım diyoruz. Yani bizim birbirimizle kavga etmemiz, her gün birbirimizle didişmemiz, birbirimizi üzecek, bizden uzaklaştıracak konuları gündeme getirmemiz ne fayda sağlar? Hiçbir şey sağlamaz. Bundan dolayı bu gündemlerin ben suni olarak bize aşılandığına inanıyorum. Medyada, yani medya ister istemez bu tip meseleleri gündeme getirmeyi kendisi yönünden, satış yönünden vesaire yönünden veya kendisini medyanın çeşitli organlarını finanse edenlerin kendi düşünceleri yönünden faydalı bulabilir ama bu kutuplaşmanın Türkiye'ye faydası yok. Biz yarın dışarıdan bir saldırıya muhatap olsak ki terörün kökünde o vardır, biz bu yapılan saldırıya birlikte direnmek mecburiyetindeyiz. Direnecek gücümüzün olması lazım. Birbirimize karşı sevgimizin olması lazım. Vatan aşkının herkeste aynen tezahür etmesi lazım. Bunlar olmadıktan sonra biz kısır çekişmelere maruz kalır, birbirimizi üzer. Birimizin başına gelen bir sıkıntı, bir felaket öbür tarafı sevindirirse bu ülkede beraberlik olmaz, bu ülke güçlenmez. Herkes zarar görür. Onun için ben özellikle siyasileri ve düşünürleri bu konuda dikkatli olmaya, ihtiyatlı olmaya, kendi düşüncelerini karşı tarafı rencide etmeden gündeme getirmeye davet ediyorum. Her fikir gündeme getirilebilir. Bir memlekette inanan insanlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ve var. Layık olanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. Andımız olsun, her gün söylensin diyen veya bunu başka türlü ifade edelim diyenler de olabilir. Ama herkes bilmeli ki bu ülkede yaşayan insanlar bu ülkenin vatandaşıdır. Herkesin de kendi fikir ve düşüncesini söyleme hakkı vardır. Ama hiç kimsenin başkasına saldırma hakkı yoktur. Faydası da yoktur. Bunu mutlaka biz dikkate almalıyız. Bugün bizim problemlerimiz var. Bugün kaybolan bir adalet var. Bu hepimizin problemi. Geçimini sağlayamayan milyonlarca insanımız var. Bu hepimizin problemi. Ahlaki dejenerasyon, elimizden kayıp giden bir gençlik var. Bu hepimizin problemi. Bugün ciddi manada bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Hükümetin krizi yoktur demesine bakmayın. Onlar esas ekonomik krizin ne kadar derin olduğunun farkındalar. Sadece bir algı operasyonuyla sanki böyle bir şey yokmuş gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar ama esas bizim en ciddi problemlerimizden birisi ekonomik krizdir. Bunu unutmamamız icap eder. Ve bu bölgede ciddi bir siyasi uluslararası kriz var. Bu krizde herkesin parmağı var. Herkesin kaybedeceği veya kazanacağı özellikler var. Niye bir Amerika bu bölgeye asker indirdi? Niye İngilizler var? Niye Fransızlar müdahale etmek istiyor? Ruslar niye burada?
İran ve diğer ülkelerde. Herkes belli bir maksat için burada ama esas kararı veren, politikaları belirleyen maalesef ekonomik ve askeri yönden güçlü olan ülkeler. Diğerleri peşinden gidiyor ama biz bu kararın alınmasında etkili olduk diye bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Buna da hiç kimsenin kanmaması icap eder. Muhterem arkadaşlarım, elbette problemlerimiz çok. Hükümet de, Sayın Cumhurbaşkanı da bundan 3,5 ay kadar önce 100 günlük bir eylem planı ortaya koydu. 100 gün geçti. Ama biz hala bu eylem planının nerede olduğunu bilmiyoruz. Aslında bu 100 günlük eylem planlarının içinde 400 civarında proje vardı. Bu 400 projenin de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani bazen böyle çok garibine giden açılışlar bile oluyor. Bir yerde bilmem spor tesisiymiş, pazar yerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir takım açılışlar yapılıyormuş gibi garip projeler var. Türkiye bugüne kadar eğer bir bakın, hükümetlerin son 15 yıl içinde 100 günlük projelerini alt alta koyun, emin olun en az 10-15 bin proje çıkar. Neydi bunlar diye de bir de bakın, şu gazetecilerden bir tanesi, araştırmacılardan şunu bir yapsın. Kaç kere, kaç şehirde yüzer paketlik projeler ilan edildi? Bunlar neydi? Bir defa ne olduğu çok önemli. Yani söylemekten imtina ediyorum ama bazı yerlerde öyle açılışlar yapıldı ki akla ziyan. Ama şunu görüyoruz biz. Betonlaşmayla mücadele edeceğiz dediler. Resmen şu anda betonlaşma arttı. İşsizlikle mücadele edeceğiz dediler. Son 100 gün içinde 10 binden daha çok insan çalıştığı iş yerinden çıkarıldı. Konkordato'da ilan eden şirketlerin yanında bir de batanlar var. Battığı için artık kendi işçisinin parasını ödeyemiyor. Yurt dışından Türkiye'ye beyin göçünün sağlanması için adımlar atıldı. Yurt dışına giden beyin göçü bir rakama göre %40'dan fazla arttı. Bunlar söylendikten sonra. Yani acaba birileri gelecek, biz de mi işsiz kalacağız diye bir takım insanlar, hakikaten birikimi olan, faydası olabilecek insanlar, bizim tabirimizle geçmişte söylediğimiz İşinin delisi olan insanlar, yurt içinde artık içeride itibar görmedikleri, fikirlerine itibar edilmediği için yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. Bu mantıkla Türkiye'ye kimse gelmez. Ya o akıllı adam gelecek, benim dediklerimi tasvip edeceksin diyeceksin ona, o da burada kalacak. Deli misin yahu, kalır mı adam? O adam seninle mücadele etmeye gelir. Eğer ortam müsaitse. Yaptığın yanlış. Bu böyle yapılmaz. Böyle yapılacaktır. Senin işte onu değerlendirmen icap eder. Problemi çözmek istiyorsan. Ama sen emir kulu arıyorsun. Hiç beyin göçü gelmez. Beyni olmayanlardan gelenler olabilir. Yalakalıklar gelir. Hiç ona tereddüdüm yok. Unvanı fazla. Adının başında kimilerinin profesör, kimilerinin doçent, kimilerinin doktor, kimilerinin başka bir sıfatla Türkiye'ye gelmesi mümkün. Ama bu söylediği sıfatlara hakikaten layık olanlar, emin olun, Türkiye'ye gelmez, gelmiyor, gidiyor işte, bunu da görüyor. Ama birileri bundan bir türlü ders almıyor. Biz ekonomimiz alınan tedbirlerle kanatlanacak, uçacağız derken domatese, patatese, soğana yeniden zam geldi. Tabii ancak uçan, herhalde böyle zamlanan ürünler biraz daha rahat uçuşa geçebiliyor. Ama bu
atılan adımlar şunu biliyoruz ki garibanın kolunu, kanadını kırdı ve biz bu yanlış gidişat sebebiyle ne kadar güzel göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar giderek büyük bir dar boğazın içine giriyoruz. Dar boğazın büyümesinin temel sebebi başta da söylediğimiz gibi iktidarların kendi yanlışlarını görmezden gelmeleridir. Yanlışı gören tedbir alır. Ama siz yanlışta ısrar ederseniz problemi çözmeniz mümkün olmaz ki. Bu yani aklen herkesin söyleyebileceği, görebileceği bir şey. Tabii biraz önce değinmiştim. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi sebebiyle bildiğiniz gibi geçen hafta Paris'te bir toplantı düzenlendi. Geçen dünya harbine giren devlet başkanları orada toplandılar. Toplandılar da biz de gittik. Bizim cumhurbaşkanımız da gitti. Biz niye gittik? Yenilgimizi kutlamak için mi? Biz birinci cihan harbini kaybettik. Ancak biz İstiklal Harbi ile bugünkü topraklarımızı kurduk. Onun için biz İstiklal Harbi'ni her zaman şerefle yad ederiz. Her zaman. Bu harp 30 Ağustos'ta başladı. 9 Eylül'de İzmir'den Yunanlıların denize dökülmesiyle tamamlandı. Biz Yunanlılar denize döküldü diye onları bugün için aşağılamak için söylemiyoruz ama fiilen böyle olduğu için söylüyoruz. İstiklal Harbi o zaman bitti. Biz bunu kutlarız. O kutlamaya dışarıdan kimse gelmiyor. Ama biz koskoca Osmanlı'nın tarihe karıştığı bir dönemi gidip bunu bizi istiskal etmek isteyenlerle birlikte kutlamaya bizim yüreğimiz razı değil. Hele de gidip orada şen şakrak pozlar vermek bizim itibarımızı artırmaz. Oraya gelen herkes o zaferin bize karşı kazanıldığını biliyor. Ha, Almanlara karşı da kazanıldı ama dikkat edin. Birinci Cihan Harbi de esas itibariyle Avrupa'da başlamıştır. İki Cihan Harbi'nden de Almanlar ve İngilizler, Fransızlar karşı karşıya gelmiştir. Biz Birinci Cihan Harbi'ne tabiri caizse yandan çarklı girdik. Ama her harpten sonra İngiltere, Fransa kendi varlığını koruduğu gibi Almanya da kendi varlığını korumuştu. İkinci Cihan Harbi'nde ikiye bölünmüştü. 1991 yılından sonra Sovyetler dağılınca iki Almanya birleşti. Biz ne olduk? Osmanlı darmadağın oldu. Neyi kurtardık? 12 adalar bile elimizden gitti. Kıbrıs bölündü. Kıbrıs'ın yarısını bile vermeye razı olduk. Ha şimdi tutup efendim Suriye'de işte falanca bölgeye girdik. Burada emniyeti tesis etmek için kalacağız. Burada bir otonom idare ilan ettik. Bununla kendimizi avutmaya kalkıyoruz. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugün biz Birinci Cihan Harbi'ni elbette hatırlarız. Ders çıkarmak için. Biz Çanakkale'deki zaferi hiçbir zaman unutmayız. Ama Galicia'ya kadar harp ettiğimizi de unutmayız. Biz Yemen cephesinde çarpışan askerlerimizi de Kafkasya cephesinde çarpışanları da hiçbir zaman unutmadık ve unutmayız. Daha Birinci Cihan Harbi başlamadan 2 sene önce Kuzey Afrika'da yapılan mücadeleyi de unutmayız. Biz bunları bir imparatorluğu muhafaza etmek için değil, bir tarihi süreçte yer aldığımız için üzerimize düşen orada yaşayan inançlı kardeşlerimizi korumak için yaptık. Bundan sonra da böyle bir görev üzerimize düşerse aynı vazifeyi ifa etmekten elbette çekinmeyiz. Ama hakikaten bizim dış politikadaki tavrımız bizi endişelendiriyor. Hep çelişkiliyiz. Amerika'nın iPhone'larını kırdık. Ambargo koymaya kalktık.
Sonra birdenbire hepsiyle stratejik dost olduk. Aynı politikaları benimsemeye başladık. İstikrar yok bir türlü politikalarımızda. Çünkü dış politikayı bugünkü hükümet iç politika vasıtası vesilesi yapmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Sadece görüntü. Bu ise problemi çözmeye hiçbir zaman yetmiyor. Şu anda İslam alemi her seferinde söylemeden geçemiyorum, yanıyor. Afganistan yanıyor. Keşmir'de çok ciddi problemler var. Pakistan'ın üzerinde oyunlar oynanıyor. İran şimdi Amerika'nın ambargosuyla Türkiye'ye 6 aylık bir süre tanıdılar. Bir takım oyunlarla karşı karşıya, baskılarla karşı karşıya. Yemen her gün bombalanıyor. İşte Suriye, işte Irak, işte Libya, işte Mısır. Diğer birçok yerde benzer hadiselerle karşı karşıyayız. Bunlar bizim üzerimizde oynanan oyunlar. Biz bu oyunları bertaraf edebilmek için bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Onun için ısrarla söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı. D8'lerin dönem başkanı. Allah rızası için bir kere bir araya gelip elle tutulur tek bir icraata imza attınız mı? Bir tane söyleyin. Efendim Kudüs, Amerika Birleşik Devletleri elçilik binasını Kudüs'e taşımaya karar vermiş, protesto için bir araya geldik. Ya protestoyu ben ne yapıyorum? Ben onlardan daha yüksek sesle yapıyorum. İsterseniz milyonları da toplarsınız İstanbul'da. Hep bir araya gelip de biz bunları protesto edelim desek 5 milyon insan toplanır İstanbul'a. Ne fayda? Hiçbir fayda sağlamaz. Protestolarla siyaset yürümez. Hep bunlar içe yönük mesajlardır. İçe dönük yönelik mesajlardır. Onun için ben hükümeti bir an önce tedbir almaya davet ediyorum. İcraat yapmaya davet ediyorum. Laf değil. Lafı biz de yaparız. Ama hükümetlere laf yaraşmaz. İcraat gerekir. Hele şu Yemen savaşı hepimizi derinden yaralıyor. Dünyada yani Birleşmiş Milletler teşkilatları tehlike sinyalleri verdiler. Yemen elden gidiyor. Her 10 dakikada bir şu anda açlık sebebiyle, hastalık sebebiyle bir çocuk hayatını kaybediyor. 50 bin insan eder, çocuk eder yılda. 10 dakikada bir. Kim diyor bunu? Birleşmiş Milletler diyor. Bugüne kadar 15 binin üzerinde insan katledilmiş. Suudi Arabistan gidiyor her gün. Kendi başka bir işi kalmamış gibi. Her gün Yemen'i bombalıyor. Allah'tan korkun ya. Bugüne kadar 425 bin insan evini terk etmiş. 22 milyon insan acil yardım bekliyor. Birleşmiş Milletler ayakta. Bütün dünya ayakta neredeyse. İslam ülkeleri yatıyor, uyuyor. Maalesef bundan dolayı da bizim içimiz kan ağlıyor. Bizim inancımıza göre doğuda bir insanın, Müslümanın ayağına diken batsa bunu bizim hissetmemiz icap eder. Bu sadece Müslüman için geçerli değil. Aslında bütün insanlık için de geçerli. Haksız yere bir insanın katledilmesi bütün insanlığın katledilmesine denktir buyurulmuş. Biz ise ne yazık ki ateşe körükle yaklaşıyoruz. Ve ateşkesin sağlanabilmesi, barışın tesisi için ciddi hiçbir adım atmıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Biz bütün bu tekliflerimizi hükümete onları yermek, yerden yere vurmak, aciz duruma düşürmek için söylemiyoruz. Sadece nelere dikkat etmeleri gerekir bu konuda ikazda bulunuyoruz. Biliyoruz ki güç ve kuvvet sahibi Cenab-ı Hak'tır ve inşallah Cenab-ı Hak ülkemizin bütün İslam aleminin
bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak yöneticileri iş başına getirsin. Elbette bu insanlar vasıtasıyla olarak nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyurulmuş, bunu da unutmamamız icap eder. Evet, ben sözlerimi böylece tamamlıyorum. Soru soracak arkadaşımız varsa, evet, buyurun. Bir soru var efendim, bari inanmıyorum. İyi ki malum Diyanet İşleri Başkanı'nın 9 Kasım'daki Kılıçdaroğlu'nun ziyareti çok tepki çekti. İnsani bir ziyaret olarak açıklandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ziyareti? İkincisi, bu dün bir karar alınmıştı. Bu Oda ve Borsa Başkanları ile ilgili aday olabilecekler ama seçilen görevlerine geri dönecekler. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğeri de dün İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşma gerçekleşti. İfadeleri görmüşsünüzdür temiz dilekçesinde. Bununla ilgili iki avukat ve bir bürokrat görevden alındı. Ömer Çelik, AK Parti'nin ve Milli Eğitim Bakanı'nın görüşleri değil, onların kendi görüşü dedi. Nasıl? Evet. Şimdi birincisi, yani ben böyle bir ziyareti bu kadar abartmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani gündemimizle, başta söylediğim gibi, bu gibi meselelerle meşgul ediliyor. Evet, farklı kanaatte olanlar olabilir. Kadir Müsuroğlu çok aşırı bir takım fikirleri gündeme getirmiş olabilir. Belki, ben bilmiyorum, Sayın Diyanet İşleri Başkanı ile Kadir Müsuroğlu'nun da geçmişte bir yakınlığı varsa böyle bir ziyaret yapmış olması da garipsemem, ama yani bunlar çok büyük hadiseler gibi takdim edilmesine bunların katılmıyorum, doğru bulmuyorum. Bu meseleler tenkit edilebilir, söylenir ama o kadar, yani böyle olsaydı daha iyi oldu denebilir belki. İkinci olarak söylediğiniz husus anımızla ilgili miydi? Yani burada da söyledim. Farklı fikirlerde olan olabilir. Buradaki mesele, eğer belli bir toplumun belli bir kesiminde, ciddi yoğunluğu olan bir kesimde bir takım endişeler doğuruyorsa bunu biz daha farklı ifade edebiliriz. Bundan dolayı da ille de, yani bir yerde bir problem var, bir yara varsa üzerine basmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar makul çerçevede müzakere edilir. Neticede toplumun kahir ekseriyeti hangi istikamette bir değerlendirme bulunursa, yani batıda bu tip kutuplaşma noktalarında referanduma gidiyorlar. Ama bazen de referandumlar öyle oluyor, 41-49. Yani 41 çok iyi, 49 çok kötü manasına da gelmez. Demek ki toplumda bir bölünme var. Bunu gündemde sıcak olarak tutmamalı benim kanaatim. Üçüncü nokta, ziyaret. O da başkan. Ya bunu, yani normal olarak aslında kısa bir süre içinde herkes aday olabilmeli. Devlet memuru da, odalar da. Normali budur. Ta 3 ay önceden görevinden istifade etsin. Bunu ben biraz uzun bir dönem olarak görüyorum. Bu daha kısa bir dönemde olmalı ve seçilemezse de geri dönebilir. Bu da makul bir şey. Bu noktada, yani şimdiye kadar uygulanan metotlar neyse o devam eder. Buradaki önemli olan husus şu: memursa memuriyet pozisyonunu kullanarak bir destek temin etme yoluna gitmemeli. Oda başkanları da nihayet bir odanın başkanı. Yine o pozisyonu kullanarak kendilerine bir menfaat temin etme imkanı kendilerine verilmemiş olması lazım. Seçilemezlerse dönerler. Ben bunu da makul kabul ediyorum. Yani doğru bir şeydir diye düşünüyorum. Öbür taraftan sizin söylediğiniz ziyaret, ya biz başlangıçtan beri mahalli seçimlerde ittifakların Türkiye satında yanlış açılımlara, yanlış anlamalara sebep vereceğini, sebebiyet vereceğini, kutuplaşmayı artıracağını düşündük. Bundan dolayı da biz mahalli seçimlerde ittifakların olmasının pek doğru olmadığı kanaatini ifade ettik. Ancak söylediğimizde şu oldu: mahalli seçimlerde mahal bazında, yani beldeler, ilçeler, şehirler,
iller bu bazda teşkilatların bir dirsek temasının olabileceğini, bu noktada da bizim bunun tamamen önüne geçip hayır böyle bir şey olmaz demeyeceğimizi ifade etmiştik. Yani iki siyasi parti liderinin bir araya gelip seçimi konuşmasından daha tabii bir iş olmaz. Bu ille de kutuplaşma olacak manasına gelmez. Böyle bir görüşmeyi Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu arzu etmişler. Ben buna karşı bir tepki göstermem şahsen. Makul de görürüm yerine göre. Ama bu kutuplaşmaya vesile olacak bir noktaya gelmemeli. Bundan dolayı biz kendimiz yönünden dedik ki bir dirsek teması olmalı. Hatta parti başkanları nezdinde de bu olabilir, genel başkanlar nezdinde de. Ama bu ayrımcılığa, kutuplaşmaya vesile olmadan yapılmalı diye düşünüyorum. Onun için böyle bir karar vermişlerse hayırlı olsun derim sadece. Evet. Şeyde andığımızda hani galiba tam şey olmadı. Yani görevden alınmaları nasıl değerlendiriyorsun? Hani o gerekçede yani direkt onların ifadesi olarak değerlendiriyorsunlar. Yani bu tip meselelerde tabii ben hükümetin tavrı dediğim gibi biraz bu meselelerde siyasi gözüküyor. Ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir bürokrat da yeri gelir kendi kanaatini söyler. O bürokrat bazen iktidar partisinin tepedekilerin düşüncelerine ters de düşebilir, paralel de olabilir. Ama ifade tarzı önemlidir yalnız burada. Bürokrat hükümet adına konuşamaz. Böyle bir tavır takınırsa ben onu doğru bulmam. Ama bir bürokratın kendi düşüncesini ifade etmesini kendi çerçevesinde makul bulurum. Bunun da hemen cezalandırılma yoluna gidilmesini de doğru bulmam. Ama hükümet bunu kendi politikalarına ters düşüyor gibi bir algıyla yapıyorsa veya başka bir algı vermek istiyorsa, ki beni hükümetin tavrında en çok ilgilendiren, endişe ettiren husus bu. Bunlar hakikaten hukuken gerekli olan, prosedür olarak gerekli olan davranışlardan çok kamuoyunu etkilemek için atılan adımlar gibi görülüyor. Bundan dolayı onu böyle bir adımı tasvip etmediğimi ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.